Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ben Solu Persiyan. Bugün Lighthouse'la alakalı birkaç tane quest geldi yeni. Onların nerede nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Eğer bilmiyorsanız belki yardımcı olur. Hemen başlayalım istiyorsanız. Şimdi bir hepsi hemen yeni Lighthouse'ta hepsi şeyi veriyor. Yeni gelen görevleri veriyor. Bakalım. Evet. Seaside Vocation ve Lost Contact diye iki tane görev geliyor terapist tarafından. Seaside'da bir tane laptop bulmamızı istiyor. Lost Contact'ında da orada bir tane bir yere gideceğiz, uğrayacağız, çıkacağız. Bu ikisinin yeri neresi? Tam olarak onları göstereceğim. Onun dışında Skyrim görevleri var. Evet arkadaşlar, bir diğer görev mekaniğin verdiği görev. Corporate Secret. Onu da göstereceğim yerlerine. Onun dışında yine Enerji Crisis var. Şimdilik yani bana açılan açıkçası şu ikisi. Bir sonraki görevimiz Peacekeeper'ın verdiği Revision Part 2 görevi geliyor. Hemen onun ardından da Cargo X Part 4 geliyor. Bu ikisini de göstereceğim. Prepper'ın Easy Job Part 1 ve Part 2'si var. Part 2'si göstermeyeceğim. Part 2'si yani nerede ne vurmanız gerektiğini göstereceğim. 20 tane rogue öldürmenizi istiyor. Onun dışında Part 1'de de nereye işaretlemeniz gerektiğini de göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi Yager'i biliyorsunuz bir tane görevi var. Şu görev. Hemen gösterelim. The Hermit görevi var. The Hermit görevinde siz de bir yere gitmenizi ve oradan bir mesajı almanızı istiyor. Arkadaşının mesajını almanızı istiyor. Bunun yeri haritada gördüğünüz gibi eski köyde, hemen köyün yanında. Köy sol tarafımızda kaldı şu anda. Sağ tarafımızda rugların yeri var. Köye geldiniz. Şu taraf arkadaşlar Path to Shoreline. Shoreline'a çıkış yeri. Ekstra yaptığınız yer. Geliyorsunuz abi. Burada binaların tam ortasında yol var. Arabanın hemen yanında. Şu arabanın hemen yanında. Şurası. Gidiyorsunuz. Şuradan mesajı alıyorsunuz. Ve güvenli çıkış attığınızda bu görev de Hermit görevi tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Peacekeeper'ın verdiği BTR'ları işaretleme görevi. BTR'lardan bir tanesi şurada. Birincisi. İkincisi hemen burada arkada çadır. Birazdan gideceğiz, göstereceğim. Ve sizden mekanikin sizden istediği marklama görevi. Bir tane tankerlerden birisi burası. Bir tanesi hemen kapının ön tarafında. Şurada gördüğünüz gibi. Bunları MS 2000'lerle işaretlemenizi isteyecek. Diğer BTR arkadaşlar burada. Kalıyor, geriye kalıyor iki tane BTR. İki tane BTR da haritanın diğer tarafında. Onları da birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi mekaniğin sizden istediği iki tane dosya vardı. Şeye girdiniz. Bir tane warehouse'a girdiniz. Haritada gördüğünüz gibi. Yukarı çıktınız. Buraya gelirken buraya kesinlikle dikkat ediniz. Çok güzel değerli eşyalar atıyor. AESA, Birtex, Military Battery, Military Power Cable atıyor. Onun dışında VPX, Virtex her şey atıyor. Buraları çok iyi dikkat etmenizi söylerim. Onun dışında geldiniz içeriye, buraya geldiniz. Şu dosyalar arasında görevi alabilirsiniz. Diğer dosya diğer warehouse'da, oraya gideceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, geldik. Diğer warehouse'a geldik. Girdik içeriye. Burada da dikkat edilmesi gereken şu raflara çok dikkatli bir şekilde bakarsanız çok güzel değerli itemlar atıyor. Aynı şekilde buralar ve yine şu yol. Şu yol şurada atıyor. Bir de şu küçük kulübenin arkasındaki raflar. Geldiniz. Bu sefer soldaki oda değil, sağdaki oda. Sağdaki odaya geldiniz. Burada
Burada değil. Soldaki oda yine. Soldaki oda da yine burada. Burada tam şurada dosyayı alabilirsiniz. Şunun içerisinde. Dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar burada. Tabi buraya eliniz kolunuz sarılarak giremeyeceksiniz. Size tavsiyem gece gelin ve adamları indirin. Önce yukarıdakileri indirin. Sonra tabi içeridekileri indirmeniz gerekiyor. Geldiniz. Diğer çekebileceğiniz mekanikin verdiği işaretleme görevi tankerlerden birisi bu. Diğeri de hemen yanında. Gördüğünüz şu tankerler. Yerdeki tankerler. Bunları işaretledikten sonra isterseniz trenden çıkış yaparsınız, isterseniz para yoldan ya da eğer Norton çıkışı varsa hemen gider oradan çıkış yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada az önce dediğim gibi 20 tane Skev öldürmenizi istediğinde ben bu yukarıdakilerine kapı önündeki ruglar ve orta taraftaki rugları öldürdüğümde saydı. O şekilde bitirdim görevi. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yoldayız. Sol yani bu taraf yani tam kuzey oluyor. Bu taraf tam güney oluyor. Kuzeye giderken hemen solda genellikle bu taraflarda spawn oluyoruz. Hemen kuzey güneyin arasındaki yol ortasında bu construction alan dediğimiz yer. Construction alanın hemen yanından içeri doğru girerseniz geldiniz. Öyle bir yol var. Otoparka geldiniz. Kırmızı Mercedes'i gördünüz. Hemen karşısındaki eve giriş yapacağız. Şu eve. Evet arkadaşlar geldik eve. Bakın iki tane var bu evden. Bir sağa bir sol. Soldakine gireceksiniz. Geldiniz yatak odasından ilk kapıdan sola girdiniz. Hemen tam şurada laptop var. Laptopu alabilirsiniz. Görevi canlı bir şekilde çıkıp teslim edebilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik. Sahilde bir sürü konteyner var gördüğünüz gibi. Şu grimsi konteynerin yanında geliyorsunuz. Şu gördüğünüz Terra Group yazan. Bunu işaretlemenizi istiyor sizden Peacekeeper. Yeri tam olarak haritada gösteriyorum. Ama yine de görmek isterseniz arkamızda yol tam burada kalıyor. Sol çaprazımızda Lighthouse kalıyor. Burada da az önce videoda gösterdiğim kadının yaptığımız laptop görevinin olduğu yer. Buradan bunu bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine BTR'lar dedi iki tane BTR kalmıştı. Bir tane BTR'lardan biri gördünüz. Burası Yüksek House. Yüksek House'un olduğu yol BTR'ı görebilirsiniz burada. Bunu işaretlemeniz yeterli. Burası şalet. Diğer bir tiyarımız bu. Bunu işaretlemenizi MS2000 de işaretlemenizi isteyecek. Diğer bir tiyar da onu da birazdan göstereceğim en başta. Evet arkadaşlar, Yüksek House'a geldik. Yüksek House'ta hemen aşağısında bir tane tenis kortu var. Gördüğünüz gibi. Tenis kortu mu, basket kortu mu? Tenis kortu. Tenis kortuna geldiniz. İçeri girdiniz. Şu cesetlerin yanına gelmeniz yeterli. Göreviniz olmuş oluyor. Canlı çıkıp teslim etmeniz geriye kalıyor. O kadar. Evet arkadaşlar. En son BTR'a geldik. Şimdi nerede olduğumu merak ediyorsunuz. Harita üzerinde gösteriyorum. Şu yolun sonu Southrend. Güney çıkışımız. Şurası zaten Lighthouse. Görebiliyorsunuz. Bir köy var. Lighthouse'u görebiliyorsunuz. Giriyorsunuz buraya. Ve en son BTR'ımız da burada karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar. Elimden geldiğince sizle bilgi paylaşmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğeni atmayı ve Twitch kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.